doğum haritası nedir? Yükselen burcumuz, güneş burcumuz, ay burcumuz bize nasıl rehberlik eder? 30 yaşından sonra yükselen burcun etkisine giriyor muyuz? Güneş burcumuz, yükselen burcumuz, ay burcumuz her biri farklı bir amaca hizmet eder. Bu yüzden sapla samanı birbirine karıştırmadan yantralar ve tılsımlı gömlekler aynı matematiksel hesaplarla tamamen kişiye özel hazırlanır ve herkes yantra kullanamaz. Gökyüzünün bu hafta bizlere mesajı: bu hafta sürpriz değişiklikler, finansal konular ve özel hayatımızda Astro Deha YouTube kanalından herkese merhabalar. Astro Deha Astroloji Okulu çok dilli eğitim sistemine başlıyor. Batı astrolojisi, Çin, Hint, finansal astroloji, medikal astroloji ve meditasyon derslerimizde sizlerle buluşuyoruz. Derslerimiz temel astroloji, sertifika programı ve ileri seviye astroloji dersleri olarak sizlerle buluşacak. Kayıt şartları, fiyat bilgisiyle ilgili astrodehaastrolojiokulu.com takip edebilir. 0212 583 32 75 0539 206 1953'ü arayarak bize ulaşabilirsiniz. Doğum haritası nedir? Yükselen burcumuz, güneş burcumuz, ay burcumuz bize nasıl rehberlik eder? Merak ettiğiniz her şey tüm ayrıntılarıyla astrodeha.com'da. Güneş burcumuz, yükselen burcumuz ve ay burcumuz gökyüzü enerjilerinden daha doğru faydalanmamıza, güneş burcumuz karakteristik özelliklerimiz, ilk eylemlerimizle ilişkiliyken, yükselen burcumuz fiziksel özelliklerimiz ve sağlığımızı, ay burcumuzda kadınlarda ve erkeklerde aşk hayatımızı, kilo alıp vermemizi, doğurganlığımızı betimler. Üçünü birlikte okumak, yorumlarda dinlemek her zaman gökyüzü enerjilerinden daha doğru faydalanmanızı sağlayacaktır. Sizlerden çok fazla soru geliyor. 30 yaşından sonra yükselen burcun etkisine giriyor muyuz? Kesinlikle böyle bir şey söz konusu bile değil. Yükselen burcumuz güneş burcumuzdan daha az önemli veya daha önemli değildir. Güneş burcumuz doğum haritamızın kalbi, yükselen burcumuz dışarıdan gelen etkiler, ay burcumuzsa ilişkilerimizi yönettiğinden her biri farklı bir amaca hizmet eder. Bu yüzden sapla samanı birbirine karıştırmadan bu işin uzmanı insanların söylemlerini dikkate almakta fayda var diyor ve haftalık burç yorumlarına geçiyorum. Güneş yükselen ya da ay burcu koç olanlar. Haftanın ilk gününden itibaren iş ve eğitim hayatınızla ilgili problemler yaşadığınız insanlarla uzlaşı sağlayabilir, sorunları çözüme kavuşturmanın önemli gelişmelerini başarı ve kazanca çevirebilirsiniz. Hafta boyunca göstereceğiniz kararlılık, haksızlıklar ve engeller karşısındaki tutumunuz, istediğinizi elde etmeniz açısından önem taşımakta. Arkadaşlık ilişkilerinizde bir takım hainliklerle karşılaşmanız olası. Sizi yanlış yönlendiren, başarınızla ilgili konularda kendi menfaat ve çıkarları doğrultusunda size haksızlık eden insanların gerçek yüzlerini görmek sarsıcı olsa da uyanışa geçen ruhunuzla doğru kararlar alacak, çevrenizde iyi bir temizlik yapıp bazı insanlarla ilişkilerinizi sonlandıracaksınız. Özel yaşamınızda ise son derece güçlü ve pozitif enerjiler sizleri karşılıyor. Yeni bir aşka adım atabilir, kalıcı bir beraberliğin başlangıcını gerçekleştirebilirsiniz. Evliyseniz, devam eden bir ilişkiniz varsa, hafta boyunca karşılıklı iletişime önem vermek, geçmiş meseleleri arkanızda bırakmak, ilişkinizle ilgili keyifli günlerin başlangıcı olabilir. Sağlıkla ilgili konularda ise gökyüzü hafta boyunca diş ve kulaklarınızla ilgili hassasiyetleri önemsemeniz için uyarıyor sizlere. Güneş yükselen ya da ay burcu boğa olanlar, bu hafta iş hayatınızda sürprizlere hazır olun. Beklenmedik teklifler alabilir, kariyer planlamanızı yeniden şekillendirecek enerjilerin heyecanını doyasıya yaşayabilirsiniz. Şimdi kendinize güvenmeli, sizi başka yönlere çekmek isteyen, kendinizle ilgili konularda tereddütlerde bırakmaya çalışan sözde iş arkadaşlarınıza itibar etmemelisiniz. Yıldızınızın parladığı bu günlerde iş başvurularınız kabul görebilir. Eğitiminizle ilgili burs, yeni planları istediğiniz gibi gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca kardeşleri ve yakınlarıyla sorunları olan boğa burçları, hafta boyunca yaşanan gelişmelerle haklılığınızın ortaya çıkması, doğru yolda olduğunuzu kalbinizle onaylamanızı sağlayacak.
Finansal konularda yaşanacak olumlu gelişmelerle bu hafta yatırım planlarınızı gerçekleştirebilir, önemli bir işbirliği veya projenin içerisinde bir yıldız gibi parlayabilirsiniz. Tekliflere açık olmalı, yenilikçi davranmalı, gelenekçi tavrınızdan uzaklaşma kararlılığını ortaya koymalısınız. Özel yaşamınızda ise geçen haftaya nazaran eş veya sevgilinize karşı duygularınızda daha samimi, daha içten olacağınız, şüphe ve kaygılardan kurtulmanın huzurunu hem yaşayıp hem de eş veya sevgilinize yaşatacağınız enerjiler söz konusu. Birlikte alacağınız kararlar iş hayatınızda da özel hayatınızda da olumlu enerjileri beraberinde getirecektir. Bu hafta estetik operasyonlar, tıbbi müdahalelerle ilgili konularda istediğiniz sonuçları pozitif bir şekilde alacağınıza işaret ediyor gökyüzü. Hafta boyunca kadın arkadaşlarınızdan gelecek zararlara karşı ise sezgilerinizin sesine kulak vermeniz akıllıca olacaktır. Güneş yükselen ya da Ay burcu ikizler olanlar, haftanın ilk gününden itibaren işinizle ilgili konularda temponuz yükselmeye başlıyor. Sorumluluklarınız artacak. Bu sizi isyankar bir tutum içerisinde büründürürse sahip olduğunuz şansı değerlendiremeyebilir ve bunun getirdiği pişmanlıkları uzun bir süre ruhunuzda taşıyabilirsiniz. En iyisi şimdi işinize dört elle sarılın ve yapmasınız gereken her şeyi başkalarının onay ve desteğini beklemeden yapmakta kararlı davranın. Özellikle teknolojiyle ilgili noktalarda önemli işlerin altına imza atabilir, yeni gelir kaynaklarıyla var olan şartlarınızı büyütebilirsiniz. Hafta boyunca mide ve diz kapaklarınızla ilgili hassasiyetlere karşı gökyüzü dikkatli olmanız, bu anlamda sağlık problemleriniz varsa mutlaka üzerinde durup tedbiri elden bırakmamanız için gökyüzü uyarıyor sizleri. Özel yaşamınızda ise son 2 yılın en güçlü enerjileriyle karşı karşıyasınız. Sabırlı davranırsanız, her doğruyu her yerde yüksek sesle söylemeden eş veya sevgilinizi anlamaya çalışırsanız, aranızdaki ayrılık rüzgarlarını sevgiyle iyileştirebilir, ilişkinize bir şans doğurup kendinizle ilgili kaygı ve hataları telafi ederek yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Hafta boyunca dikkat etmeniz gereken en önemli nokta ise İkizler Burcu hanımları ve beyleri, erkek arkadaşlarınızdan gelecek zararlar, iş ve özel hayatınızda yeni yeni düzeltmeye başladığınız şeyleri bir anda alt üst edebilir. Konuşmalarınızda sağduyuyu elden bırakmamalı, başkalarının hassas veya kutsal saydığı şeylerle ilgili yorumlarda bulunmadan önce ciddiyetle düşünerek yorumda bulunmalısınız. Söyledikleriniz esiri olabilir. Bir anda iş hayatınızda maddi, özel hayatınızda duygusal zararlar görebilirsiniz. Dikkati elden bırakmamalısınız. Güneş yükselen ya da Ay burcu yengeç olanlar, gökyüzü hafta boyunca özel hayatınızla ilgili konularda hassasiyetin yükseleceğine dikkat çekmekte. Eş veya sevgilinizin size karşı duyarsız tavırları, kendini dünyanın merkezi gibi zannederek tek başına kararlar alması, onunla ilgili konular ve ilişkinizle ilgili derin düşüncelere dalmanıza sebebiyet verebilir. Onunla konuşmalı, yaşananlardan duyduğunuz sıkıntılardan kaçmadan gerçekçi tavırlarla hareket etmeye çalışmalısınız. Aksi takdirde hafta sonuna doğru aranızdaki tartışmalar yükselebilir ve aşılabilir şeyleri zamanında konuşmamanın getirdiği büyük krizlerle imtihan olabilirsiniz. İşinizle ilgili konularda ise hangi mesleğe sahip olursanız olun, dikkatsizlik sonucu yapabileceğiniz hatalar hukuki anlamda zor durumda kalmanıza ve mesleki konularda itibarınızı hedef alan söylemlerle karşı karşıya kalmanıza sebebiyet verebilir. Hafta boyunca yapmanız gereken her şeyi iyi planlamalı, özellikle işinizle ilgili konularda dikkat ve tedbiri arttırmalısınız. Bu hafta sosyal ağlarda yapacağınız paylaşımlar da baş ağrıtıcı durumlara sebebiyet versin istemiyorsanız, anlık kızgınlıklarla farklı arayışlara girmemeniz için gökyüzü uyarıyor sizleri. Finansal konularda ise hafta ortasına itibaren daha istikrarlı enerjiler sizleri karşılarken yatırım planlarınızı netleştirebilir. Özellikle fikirlerine önem verdiğiniz insanlarla yapacağınız görüşmelerden sonra kalıcı ve karlı yatırımlar için ilk adımı atabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konularda ise özellikle bağımlılıkları olan ve tedavi gören yengeçler
Bu hafta gökyüzü sizleri desteklerken kararlı olmanız ve sağlığınızla ilgili konularda ilk önceliğin kendi istikrarınız ve kendi kararlarınız olduğunun bilincinde hareket etmelisiniz. Aksi takdirde başkalarına verdiğiniz öncelikler, sağlığınızla ilgili ihmalkarlıklar son derece üzücü olaylara sebebiyet verebilir sizler için. Güneş yükselen ya da Ay burcu aslan olanlar geçtiğimiz haftadan beri gökyüzü sizleri desteklerken bu hafta her şey netlik kazanmaya başlıyor. Finansal konularda yaşadığınız kaygılardan uzaklaşacağınız, güçlü işbirlikleriyle meslek hayatınızda finansal konularda yükselmeye başlayacağınız enerjiler söz konusu. Bu süreç içerisinde özellikle zamanı doğru yönetmek için randevularınıza özenli olmalı. İşinizle ilgili olası aksaklıklar ve gecikmelerin planını yaparak tedbirli davranmalısınız. Bu hafta ailenizle ilgili konularda ise sevindirici gelişmeler söz konusu. Aileye katılacak yeni bir bebek veya dargın olanların barışması bu anlamda yaşadığınız gerginliklerden uzaklaştıracak sizleri. Özellikle sanatta, sporla ilgilenen aslan burçları için pek çok fırsat söz konusu olabilir bu hafta. Yenilikçi davranmaktan korkmamalı, sizi destekleyen güçlü insanların söylemlerini dikkate alıp uygulamalısınız. Hafta boyunca bağışıklık sisteminizle ilgili gökyüzü uyarıyor sizleri. Hassasiyetleriniz, alerjik reaksiyonlar bağışıklık sisteminizin düşmesine ve problemler yaşanmasına neden olabilir. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizle daha iyi, daha anlaşılır bir noktaya geleceğiniz etkiler söz konusu. Başkalarından kaynaklanan sorunlar, ilişkinizde soğuk rüzgarlar estirdiyse bunun farkına varmalı ve karşı tarafın rahatsızlıklarını güvene çevirmek için biraz daha çabalamalısınız. Ayrıca bekar ve ilişkisi devam eden aslanlar bu hafta eş veya sevgilinizle yapacağınız küçük jestlerle onun sizinle ilgili kaygılarını ve güven problemlerini ortadan kaldırıp ilişkinizi daha sağlam temellere oturtabilirsiniz. Finansal konularda ise özellikle riskli yatırımlardan, şans oyunlarından zarar görebileceğiniz konusunda gökyüzü uyarırken sizlere var olan şansı akılcı yatırımlarla büyütmek faydanıza olacaktır. Güneş yükselen ya da Ay burcu Başak olanlar, hafta boyunca aileyle ilgili yaşadığınız sorunlar, miras ve hukukla ilgili verdiğiniz mücadeleler istediğiniz şekilde şekillenmeye başlıyor. Haklılığınız ortaya çıkacak, sizin olanı almanız kolaylaşacak. Sağlıkla ilgili konularda ise sağlık sorunlarıyla mücadele eden Başaklar, haftanın ilk gününden itibaren gökyüzü şifa enerjisiyle tepeden tırnağa yenileyecek sizleri. Bu hafta işinizle ilgili konularda girişimci davranmalı, yeni bir şeyler başlatmaktan, yarım kalan projeleri tamamlamaktan korkmamalısınız. Özellikle ortaklıkları ve işbirlikleri olan Başak burçları kendi doğrularınıza sıkı sıkı sarılırken yeni fikirlere açık olmanın da avantajlı kazanımlar olarak hayatınıza yansıyacağının farkında olmalısınız. Özel yaşamınızda ise özellikle yetişkin çocukları olan Başaklar, onların istek ve taleplerini karşılamakta zorlanabilir. Eşiniz de bu anlamda ortak fikirlerde buluşmakta birbirinizle inatlaşmalar yaşayabilirsiniz. Sizlere tavsiyem ortak noktalarda buluşmalı. Çocuğunuzun istekleri gerçekleştirilebilir düzeyde ise elinizden geleni yapmalı ama şımarıklık veya çok fazla talepkar davranışlara karşı da disiplinli tavrınızı ortaya koymalısınız. Bekar ve ilişkisi devam eden Başaklarsa bu hafta başkalarının etkisi altında kalarak yanlış kararlar alabilir ve bunun getirdiği pişmanlıkları yaşayabilirsiniz. Özellikle yatırım planları ile ilgili konularda yeni başlangıçlar, gayrimenkul, altına olan yatırım planlarınızı uygulamakta gökyüzü sizleri destekliyor. Gizliliğe önem verin ve yatırımlarınızı gerçekleştirin. Güneş yükselen ya da Ay burcu terazi olanlar, haftanın ilk gününden itibaren şans sizden yana. Maddi manevi isteklerinizin tek tek gerçekleşmeye başlayacağı enerjiler söz konusu. Fakat iş yapıp yollarınızın ayrıldığı insanlar varsa bu durum onları rahatsız edebilir ve hiç beklenmedik tepkilerle karşı karşıya kalabilir. İşinizle ilgili sorunların kaynağının gerçek nedenini öğrenip
Hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Sakın bu sizin dikkatinizi ve motivasyonunuzu dağıtmasın. Gökyüzü geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Aslan Yeni Ay ile farkındalık kazandırırken sizlere şimdi cesaretli olmalı, yanlışlara karşı sessiz kalmamanız gerektiğini unutmamalısınız. Bunu yaptığınızda meslek hayatınızda yeni bir sayfa açabilir, belki farklı bir alana yönelip önemli gelişmeler içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. Finansal konularda ise gökyüzü hafta boyunca borç vermekten ve borç almaktan uzak durmanız için uyarıyor sizleri. Başkalarının hatalarını telafi etmesi için maddi çıkarlarına sizi alet etmesine izin vermemelisiniz. Özel yaşamınızda ise bir dargın, bir barışık ya da gölge bir beraberlik içerisindeyseniz bu hafta ortaya çıkacak gerçeklerle sevinebilir, yanlış kararlar almamanın huzurunu deneyimleyebilirsiniz. Bekar ve ilişkisi olmayan teraziler, sürpriz yakınlaşmalar, katılacağınız bir ortamda tanışacağınız birinin ilgisiyle yeni ve kalıcı bir beraberliğe adım atabilirsiniz. Evli ve ilişkisi devam eden terazi burçları ise bu hafta küçük şeylere takılıp kalmak yerine sevdiğiniz insanın davranışlarına göre değerlendirmelerde bulunmanız gerektiğini aklınızdan çıkarmayın. Dipnot olarak sağlığınızla ilgili diş hassasiyetlerinizin hafta boyunca sizi zorlayabileceğini işaret ederken gökyüzü bu konuda biraz daha dikkatli davranmalısınız. Güneş yükselen ya da ay burcu akrep olanlar, geçtiğiniz haftanın zorlayıcı enerjilerinden sonra daha güçlü, daha pozitif etkilerle dolu günler sizleri karşılıyor. Özellikle iş başvuruları ile ilgili hayal kırıklıkları yaşıyorsanız, haftanın ilk gününden itibaren istediğiniz haberi alacağınız, iş değişikliği veya başka bir alana yönelmek gibi isteklerinizi gerçekleştireceğiniz etkiler söz konusu. Finansal konularda ise beklediğiniz ödemelerin gelmesiyle rahatlayabilir, almayı düşündüğünüz gayrimenkul veya araçla ilgili hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu hafta eş veya sevgilinizin veya anne yakınlarınızın sebep olacağı olaylar, durumlar, ilişkilerle ilgili konularda sıkıntılara sebebiyet versin, yapmadığınız şeylerle suçlanacak bir durumda sizleri bıraksın istemiyorsanız kontrollü olmalı, size birebir ilgilendirmeyen şeylerle ilgili fikir yürütmemeye çalışmalısınız. Çünkü bir anda yaşanan olaylar insanların sizi hedef tahtası haline çevirmesine, ilişkilerinizi, işlerinizi askıya almak zorunda kalmanıza neden olabilirler. Bu hafta özel yaşamınızdaysa eş veya sevgilinizle fikir alışverişleri içerisinde bulunmak, özellikle ortak çalışanlar, işbirliği halinde olan çiftler, fikirlerinizi birbirinize karşı meydan okuma olarak değerlendirmeden hareket etmek, başarıyı ve kazanımları yükseltecektir. Çocuk sahibi olan akrep burçları ise hafta boyunca onların sağlığı, eğitimiyle ilgili gereksiz endişelerden uzaklaşmalı, korkularınızın, kaygılarınızın çocuğunuz üzerinde baskın tavırlara sebebiyet vereceği gerçeğini görmezden gelmemeye çalışmalısınız. Bu hafta önemli işbirlikleri, önemli ortaklıklar gerçekleştirebilirsiniz. Fakat gökyüzü gizliliğe önem vermeniz konusunda uyarıyor sizlere. Geçmişteki arkadaşlarınızın mesleki başarınızı gölgeleyecek spekülasyonlarını hedefi olmak istemiyorsanız sizi uyaran kişilerin söylemlerini dikkate almalısınız. Güneş yükselen ya da ay burcu yay olanlar, gökyüzü bu hafta son derece karışık etkilere işaret ediyor sizler için. Başkalarının yalan yanlış söylemleriyle dostlarınıza, çalışma arkadaşlarınıza karşı takındığınız tutumun ne denli yanlış olduğunu ortaya çıkan gerçeklerle öğrenecek, vicdani olarak da rahatsızlık duyabileceksiniz. Sizlere tavsiyem bir an evvel hatalarınızı telafi etmek için harekete geçmeniz. İş işten geçtikten sonra işinizle ilgili konularda da beklentilerinizin karşılanmaması ve size emek veren insanlara karşı takındığınız tavır daha büyük sorunlara yol açsın istemiyorsanız diplomasiye önem vermeli, hatalarınızı telafi etmek için girişimci davranmayı tercih etmelisiniz. Bu hafta işle ilgili konularda özellikle finansal noktalarda yatırım planlarınızı yaparken gökyüzü dikkatli olmanız, her türlü ayrıntıyı önemsemeniz ve hiçbir şeyi aceleye getirmemeniz için uyarıyor sizleri. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizle mutluluğunuz
pek çok kişiyi rahatsız edebilir ve bu insanların negatif davranışları, negatif söylemleri kulağınıza gelip muhatap aldığınızda güzel giden ilişkinize istemeden de olsa zarar verebilirsiniz. Sizlere tavsiyem özel hayatınızı adı gibi özel tutmanız ve her şeyinizi her yerde paylaşmamanız. Hafta boyunca buna dikkat ettiğiniz takdirde olası problemleri minimalize edebilir ve ilişkilerle ilgili zarar görmemeyi kontrol altında tutarak başarabilirsiniz. Bu hafta sağlığınızla ilgili konularda ise özellikle alt batınla ilgili hassasiyetleri önemsemeli, mutlaka uzman bir doktora görünmeli ve bu anlamda rahatsızlıklarınızı geçiştirmemeye gayret etmelisiniz. Ayrıca hafta boyunca fikir hırsızlıkları ve bilgi hırsızlıklarına karşı güvenlik tedbirlerini arttırmanız için gökyüzü uyarıyor sizleri. Güneş yükselen ya da Ay burcu Oğlak olanlar, haftanın ilk gününden itibaren kendiniz daha huzurlu, dinamik hissedeceğiniz enerjiler söz konusu. Siz bir ev hanımıysanız el becerilerinizi kazanca çevirebilecek fırsatlar yakalayabilirsiniz, iyi değerlendirin. İş başvurularınız, eğitiminizle ilgili konularda sizi doğru yönlendiren insanlarla girişimci davranırsanız eğer önemli adımlar atabilir, kabul edileceğiniz güzel gelişmelerle sevinebilirsiniz. Fakat aileyle ilgili konularda sorunlar yaşamak istemiyorsanız gökyüzü, yıldızların öğretmeni, yönetici gezegeniniz burcunuzda ilerlerken geçtiğimiz 2,5 yıl boyunca yaşadıklarınızı gözden geçirmeniz ve aynı tekrarları hayatınıza yansıtmamanız için gerekli ipuçlarını bulmanızı sağlayacak. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizin size karşı tavırlarının değiştiğini hissedebilir, size karşı tepkilerinde bilinçli yaklaşımlar içerisinde olduğunu düşünebilirsiniz. Bu düşüncelerle kendinizi bunaltmak yerine onunla iletişime önem vermek ve yaptığı davranışların gerçek nedenini bulmak sorunların aşılabilir olmasını kolaylaştıracaktır. Bekar ve ilişkisi olmayan oğlaklar sürpriz ve kalıcı beraberliklere adım atacağım düşüncesiyle yanlış insanı hayatınıza alıp pişmanlıklar yaşayabilirsiniz. Aman dikkatli olun. Güneş yükselen ya da Ay burcu Kova olanlar, gökyüzü bu hafta büyük yeniliklerle karşı karşıya bırakacak sizleri. İş hayatınızda, eğitim hayatınızda önemli gelişmeler yaşayabilir. Ev değişikliği, iş yeri değişikliği gibi hayal ettiğiniz pek çok şeyi yaşarken bulabilirsiniz kendinizi. Değişikliklere adapte olmakta zorlanmak ve inatçı yaklaşımlarda bulunmak yerine akışa ayak uydurmanız akıllıca olacaktır. Ayrıca bu hafta sürpriz iş teklifleri alabilir, aynı anda birden fazla işin içerisinde yer alıp zaman planlamasını doğru yapıp disiplinli olarak kazanımlarınızı arttırabilirsiniz. Hafta boyunca kardeşlerinizle ilgili konularda dikkat etmeli, onların iş hayatlarıyla ilgili yanlış kararlarını düzeltmek için onların görmek istemediği, duymak istemediği şeyleri ısrarla söylemekten vazgeçmelisiniz. Aksi takdirde ilişkileriniz bozulabilir. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizle son derece romantik, duygusal bir hafta sizleri karşılıyor. Uzun zaman sonra ihtiyaç duyduğunuz sevgi alışverişini yapabileceksiniz bu hafta. Bekar ve ilişkisi devam eden Kova burçları ise hafta boyunca sizleri cesaretlendirecek arkadaşlarınızın da katkısıyla ilişkinizi resmiyete taşıma kararı alabilirsiniz. Güneş yükselen ya da Ay burcu Balık olanlar, bu hafta iş hayatınızda dikkatli olmanız için gökyüzü uyarıyor sizleri. Yeni yeni çıktığınız başarı merdivenlerinden alaşağı olup düşmek istemiyorsanız sizi yanlış yönlendirecek insanların söylemlerine hemen inanmamalı, araştırmacı davranmalı, maymun iştahlı olup da aynı anda birden fazla şeye odaklanmamalısınız. Haftanın ilerleyen günlerinde pişmanlıklar ve maddi kayıplar yaşamak istemiyorsanız gökyüzü kırmızı alarm veriyor sizler için. Ayrıca bu hafta yolculuklarda iptaller söz konusu olabilir. Aracınız, bilgisayarınızla ilgili teknik arızalar yüzünden iş hayatınızda zorluklar ve güven sarsıcı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu anlamda dikkatli olmak, gereken kontrolleri yapmak olasılıkları minimalize etmenizi sağlayacaktır. Özel yaşamınızda ise kızgınlıkla söyleyeceğiniz şeyler ilişkinize ciddi bir yara verebilir ve bir anda yaşanan olaylar da ayrılık arefesinde bulabilirsiniz kendinizi. Dikkatli olmalı ve keskin cümlelerin
size ne gibi faturalar çıkartabileceğini öngörerek kararlar almalısınız. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü destekliyor sizleri. Bu hafta spora başlayabilir, düşündüğünüz diyet programını uygulayıp bu kez başarılı sonuçlar alabilirsiniz. Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun. Gökyüzünün bu hafta bizlere mesajı, her birimizin yaptıklarıyla yaşayacağı yüzleşmeler büyük değişim ve gelişmeleri getirmekte. Dünyada, ülkemizde pek çok ilkin altına imza atılacak önemli gelişmelerle mesleki konular, finansla ilgili yatırım planlarımızı yeniden yapılandıracağımız enerjiler söz konusu. Hafta boyunca su grupları, yengeçler, akrepler ve balıklar, hırsla hareket etmek veya aşırı duygusal yaklaşımlarla karşınızdakinin yerine kararlar almak, iş hayatınızda da özel hayatınızda da pişmanlıklara yol açabilir. Hafta boyunca tüm burçların empati kurması, kendimize yapılmasını istemediğimiz şeyleri başkalarına yapmayıp, dinleyerek hareket etmek, bize uyarılarda, tavsiyelerde bulunan insanlarla fikir yarışı içerisine girmeden, uzlaşı içerisinde hareket etmek, pek çok yanlışı doğruya çevirmemize katkıda bulunacak. Ayrıca bu hafta sürpriz değişiklikler, finansal konular ve özel hayatımızda daha önce deneyimlemediğimiz pek çok şeyi deneyimlememizi sağlayabilir. Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun. Yantralar ve Osmanlı'da kullanılan Topkapı Sarayı'nda sergilenen tılsımlı gömleklerle ilgili sizlerden çok fazla soru geliyor. Son kitabım İnkılap Yayın Evi'nden çıkan Türk Medeniyetlerinde Astronomi, Astroloji, Müneccimbaşılık araştırma kitabımda tüm detaylarıyla bunları sizlerle paylaşmıştım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki yantralar ve tılsımlı gömlekler aynı matematiksel hesaplarla tamamen kişiye özel hazırlanır ve herkes yantra kullanamaz. Doğum haritaları incelendikten sonra kişinin haritasındaki gezegen yerleşimleri, elementleri belirlenir. Zayıf ve zararlı gezegen konumları belirlendikten sonra kişinin doğum haritasındaki gezegen saatlerine göre altın, gümüş, bakır üzerine trigani hesabıyla tamamen matematiksel hesaplarla semboller yerleştirilir. Yantralar hayatımızda mucizeler yaratmaz. Gökyüzü sürekli hareket halinde. Transitler, zararlı gezegen yerleşimleri söz konusu olduğunda hayatımızda sürekli tekrar eden olumsuzluklara, yavaşlamalara sebebiyet vereceğinden yantrayı kullanmaya başladığımızda uygun semboller zararlı gezegen geçişlerinde hava yastığı görevi görür ve aynı tekrarlardan uzaklaşmamıza yardımcı olur. Sizlerden yantralarla ilgili çok fazla soru geldiği için bu videoyu özellikle çekmek istedim. Pek çoğunuz biliyorsunuz Batı, Çin ve Hint astrolojisi alanında uzmanlığım Vedik felsefe üzerine doktora yaparken yantralarla tanışmam ve 9 sene önce Türkiye'yi yantralara getirerek bu uygulamayı sizlerle paylaşmamla başladı her şey. Her birinizden ricam lütfen Topkapı Sarayı'ndaki tılsımlı gömlekleri araştırın. Tılsımlı denmesini aslında çok doğru bulmuyorum. Hayattaki her şey bir matematiğe dayanır. Her görselin de doğum haritamızdaki bir gezegenle ilişkili olduğunu unutmadan kafamıza göre sembolleri kullanmamamız gerektiğini lütfen idrak edelim. Yantraları kullanmaya başladıktan sonra 6 ay boyunca sürekli, daha sonra yaşam boyu yılda bir kez yine doğum haritamıza ve doğum saatimize göre belirlenen uygun zamanda çeşitli çalışmaları vardır. Bu yantra zenginlik için, bu yantra sağlık için gibi genellemelerin yapılması söz konusu bile değildir. Yantra kullanıp kullanamayacağınızı öğrenmek, yantra ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak için 0212 583 32 75 0539 206 1953 arayabilir. astrodeha.com makaleler bölümünden yantra nedir, nasıl kullanılır bölümümüzden bilgi sahibi olabilirsiniz. Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.